Kusura bakmayın. Özür dilerim. Bizim için kolay bir mesele değil. Ziyan etmez, ziyan etmez. Peki bu yüzüğü kim için yapmıştınız? Kim sipariş vermişti, onu hatırlıyor musunuz? Bu yüzüğü Mehmet Aslan Bey için yapmıştım. O istemişti. Karısına düğünde takacakmış. Bir de bana aslan kafalı bir yüzük ısmarlamıştı. Oradan hatırladım. Benim eski müşterim. Gabriel Usta, ne olur bir daha bak. Bir daha bak, belki yanlış hatırlıyorsundur. Olay çok önemli bizim için. Bir daha bakmama lüzum yok kızım. Hatırlıyorum. Bu yüzüğü Aslan Bey yaptırdı. Yok, yok, iyi bakmadınız. Ne olur daha iyi bakın. Bunu benim babam yaptırdı. Hazar Şadoğlu yaptırdı bunu. Artık gidin. Kadın, sen sordun, ben cevap verdim. Bu yüzüğü Mehmet Aslan Bey karısı için yaptırmıştı. Yalan söylüyorsunuz. Niye yalan söylüyorsunuz? He? Aziz Aslan Bey mi istedi yalan söylemenizi? O mu tehdit etti sizi? Yeter, yeter artık hadi. Yok, yok, aradım cevabı almadım ben. Yalan söylüyorsunuz. Bunu benim babam yaptırdı, Hazar Şadoğlu yaptırdı. O zaman baban sana yalan söylemiş. Duydum babanı. Cevabını aldın. Hadi çıkın. Hadi gidin. Söylediyse duymaya hazırım. Saklama. Söyle. Baban Mehmet Aslan Bey yaptırmış. Reyhan. İnanmıyorum. Filipos'un halini gördün. Bir şey olmuş. Bir şey onlara yalan söyletiyorum İrem. Peki babanın adını söyleseydi inanacak mıydın Reyhan? O zaman doğru mu söylemiş olacaktı? Mesele o değil İrem, mesele o değil. Yalan söylüyorlar, neden bilmiyorum. Öğreneceğim. Reyhan, Reyhan yapma. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Neden bilmiyorum ama yalan söylüyorsun. Masum bir adamın hayatıyla, itibarıyla oynuyorsun. Karını da al götür buradan. Reyhan hadi. Gideceğim. Gideceğim ama önce beni dinleyeceksiniz. Bu yüzüğü Mehmet Aslan Bey değil, benim babam yaptırdı. Hazar Şadoğlu yaptırdı. Şimdi bunu saklıyorsunuz. Niye? Gabriel Usta uyanana kadar biz başka bir adamla tanıştık. Hala kaybettiği, sevdiği için üzülen, bize kendi elleriyle kahvaltı hazırlayan bir adamla. Az önce her şey başkaydı, şimdi ne değişti? Şimdi ne değişti? Nere sen de baban da yalan söylüyorsunuz. Reyhan. Beni mi korkuttu? Söyleyin Allah aşkına, saklamayın gerçeği. Hadi Reyhan. Gabriel Usta. Gabriel Usta, yalvarırım sana. Bak ben de bir babanın evladıyım. Oğlun nasıl seni bir gün fazla yaşatmak için çırpınıyorsa ben de babam için çırpınıyorum. Söyle. Söyle, babamdı değil mi? Babamdı.
Sana söyleyecek başka bir cevabım yok kızım. Yapmayın. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Ne olur yapmayın. Reyhan hadi toparlan. Toparlan kendine gel. Hadi. Yalan söylüyorlar Miran. Yalan söylüyorlar. Filipos'un halini gördün. Bir şey olmuş, bir şey korkutmuş onları. Vazgeç Reyhan. Vazgeç artık. Vazgeçmeyeceğim. Sana gerçeği ispat edene kadar vazgeçmeyeceğim. Reyhan yalvarırım sana. İndir şu gözündeki perdeyi. Gör artık gerçeği. Ben zaten gerçekleri görüyorum bile. Ama sen... senin gibi babaannenin oyunlarıyla kör olmamı istiyorsun. Bu işin altında da onun parmağı olmadığı ne belli he? Ya gör artık gör. Bunun babaannemle ne ilgisi var? Çünkü yanlış giden her şeyde onun parmağı var. Kahvehaneye gittiğimiz gün Ali abi bana ne dedi biliyor musun? İçinden sağ çıktığın kurşunlanan araba var ya. Onu babaannen taratmış. Babam da o gün konağa sana bunu ispat etmek için gelmiş o adamla. Ama sonra ne olduysa adam yalan söyledi. Sen de inandın buna. Reyhan sen ne dediğinin farkında mısın? Babaannem hiç benim hayatımı tehlikeye atar mı? Sen benden böyle bir yalana inanmamı nasıl bekliyorsun ya? Babaannen ne yaparsa doğru, babam yaparsa yalan öyle mi? Çünkü benim babam her türlü kötülüğü yapabilecek bir adam. Öyle mi Miran? Sen ne çabuk unuttun babaannenin bana yaptıklarını? He? Üzerime attığı o çirkin iftirayı, oynadığı oyunları ne çabuk unuttun? Gör artık Allah aşkına gör. Bütün kanıtlar birer birer yok oluyor. Önce mektup, şimdi yüzük. Sen gör Reyhan. Yeter. Ya gördüklerin de duydukların da yetmiyor sana. Ne yapacağız ben anlamadım. Senin derdin gerçeği bulmak değil ki. Babana haklı çıkarmanın yolunu arıyorsun sen. İşlerde istediğin gibi gitmediğinde öfkeleniyorsun. Kendin de beni de perişan ediyorsun. Duymak istediğin gerçekse kendin ara. Benden bu kadar. Ben de kendim arar bulurum o zaman. Bizi rahat bırakın. Baba. Baba. İyi misin? Filipos. Ben ölünce... git buralardan giderken... onlara gerçeği söyle. Yüzü Hazar Şanoğlu yaptırdı. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.